Arkadaşlar merhabalar bu videomda paralelkenar, kenar eşkenar dörtgen ve delta 3 konusundaki ÖSYM tadında sorular bir testimi çözümünü yapacağız testimiz TYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım ABCD paralel kenar demiş hemen şu paralel kenarlı şöyle bir gösterelim bunun paralel kenar olması ne anlama geliyor karşılıklı kenarlar birbirine paralel yani şu kenarla şu kenar birbirine paralel olacak değil mi arkadaşlar evet hatta bunun uzantısı buraya kadar geldiği için böyle oldu sonra BC üçgen demiş. AB ile BF birbirine eşit demiş. AB ile BF. Hocam şununla şu birbirine eşit Peki eyvallah. Olduğuna göre eşit, eşitlerinden hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. arkadaşlar şurası A iken burası A mı? Evet. E şuraya bir B diyelim bakalım. Hocam burada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? A'ya B. A bölü B eşittir. A bölü şuraya da X diyelim. A bölü X diyecek olursak x eşittir b'ye eşit oldu? Evet. x b'ye eşit oldu arkadaşlar. E hocam buraya n buraya m diyecek olursak burası a bölü b e, burası da n bölü m'e eşit olacak. a bölü b eşittir m bölü m eşit n bölü m'e eşit olduğundan n a'nın k katıysa m de b'nin k katı oldu. Yani eşitlik nerede oldu sadece arkadaşlar? x dediğimiz b'ye eşit oldu. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit olmuş oldu. Başka bir yerde bir eşit varmış mı da Yok. Bakalım bir daha bu arada. F ile E'de birbirine eşit demiş. F ile e de birbirine eşit. Doğru. B ile e, C'ye bakalım. B, E. B, E ile E, C. E, C'ye bakıyoruz. E, C. Şurası. A. Evet arkadaşlar. Bakın burası A iken burası daha değil mi paralel kenardan? Evet. Şuradaki uzunluk A artı B. Arkadaşlar şuradaki uzunluk A artı B. Buradaki uzunluk da A artı B. Bu da doğru oldu. C, B ile E, B demiş. C, B ile E, B. Yok. Bu şurası bilmiyoruz arkadaşlar. Bu uzunluk N artı M. Şu uzunluk da EB'nin uzunluğu da arkadaşlar A artı B yaptı. Burada N ve M AK'ya BK olduğundan herhangi bir şey söyleyemeyiz. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. O zaman her zaman doğru olan hangisi oldu? A şıkkı oldu. Yani 1 ve 2 doğru oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Birinci soru Akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıda 5 eş deltoid kartondan oluşturulmuş lale çiçeği figürü gösterilmiştir. Arkadaşlar deltoid'in buradaki e, tepe açısındaki küçük dar açısı X derece mi? Evet x derece x derece x derece x derece verilmiş. Burası da 60 verilmiş. Bu taban açıları hani deltoid ne oluyordu arkadaşlar? Şöyle bir deltoid olduğunda hocam ikizler şunlar ikizler bunlar tepe açıları değil de diğer açıları da oluyordu birbirine eşit oluyordu. O zaman bu açıyla bu açı birbirine eşit mi olacak arkadaşlar ya da bu açıyla bu açı birbirine eşit olacak. Eş olduğundan bununla da bu birbirine eşit bununla da bu birbirine eşit diyeceğiz arkadaşlar. E o zaman buradaki eşitleri böyle yazınca bakın bunun tamamı 360 e 360'dan 60 çıkarsan 300. Bunlar da kaçar derece geldi o zaman? 150'şer derece geldi. O zaman biz burada kaçıyı 150 derece gördük. Hatta bakın burası da nokta açısı. Burası da nokta açısı yaptı. Yani nokta açısını artık 150 bulduysak. Hocam burası 150. Burası da 150 derece bulduysak. E 150, 150, 300. Yani şurası 150 artı 150 artı. 3x'in kaç olması lazım? 60 olması lazım. 360 olması lazım. Buradan 3x 60 eşit oldu. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 20 derece olarak buluruz. Yani cevabımız ikinci soruda ne çıktı arkadaşım? Edremit çıktı. Geldik 3'e. 7 adet oynar mekanizmaya sahip kalınlığı ihmal edilen akarduyan askılık zeminden aynı yükseklikte bulunan ABC noktalarında şekil gibi 21 açılarak asıldığında 2 adet eş karesel bölge. Arkadaşlar eş karesel bölge ve bu eş karesel bölgede şuradaki uzunluğu kaç vermişler? 20. Bunlar eş olduğuna göre bunlar 10-10 yapar. Bir köşegen 10. Diğer köşegeni de ben çizecek olursam köşegenler birbirine hepsi birbirine eşitti arkadaşlar. O zaman burası kaç birim yaptı arkadaşım? 5 birim 5 birim yaptı. Çünkü burası 10 birim burası da 10 birim olduğundan. Hatta burası da 5 burası da 5 oldu mu oldu. Sonra ben bunu böyle gerdirmişim. 28 yapmışım. E Ben bunu böyle gerdirdiğimde yani şunu şöyle 28 yaptığımda arkadaşlar bu bir eş kare. E, ilk baştaki şekil kareydi. Şunlar birbirine eşit. E, hala eşitler devam ediyor. Eşkenar dörtgen oldu. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesmiyor mu? Evet. E arkadaşım şunun tamamı kaç? 28. Burası 14. Burası da 14 olacak. E o zaman buraya kaç birim kaç birim kaldı? 7 birim 7 birim kaldı. Sonra şurası da x birim x birim diyelim isterseniz. E buradaki uzunluğu biliyor muyum ben çizgi uzunluğunu? Evet. X kenardaki üçgenden burada. 5 5 ise burası 5 kök yaptı. Şuraya da bir 5 kök yazabiliriz. Pisagor bağıntısı. 5 kökünün karesi neye eşittir arkadaşlar? x'in karesi artı 7'nin karesine eşittir. Buradan 50 eşittir x kare artı 49'dan x kare 1'e eşit oldu ve x'i de buradan kaç bulduk? 1 bulduk. Arkadaşlar x 1 oldu. Önceden dikkat edin. Şuradaki uzunluğumuz 5. Şimdi buradaki uzunluğumuz 1 oldu. Yani kaç birim yukarı çıkmış oldu arkadaşlar bu? 5 eksi 1 yani 4 birim yukarı çıkmış oldu arkadaşlar. Buna göre diyor askılıktaki makasın zeminden yüksekliği şu makas asılmış ya ben bunu ee, yükseklik şuraya kadar olan uzaklığı 1 bir birim buldum. Önceden 5 birimdi. Ne kadar yükseğe çıkmış oldu arkadaşlar? 4 birim daha yükseğe çıkmış oldu. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Edremit çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Yani dördüncü soruya. Şekil 1'de yere 2 birim uzakta duran kısa kenarı 11 bol uzunluğunda olan ABCD dikdörtgeni. Evet burası 11 birim. Yani şuradaki AB'nin zemini olan uzaklığı kaç arkadaşlar? 12. E o zaman buradaki ben bunu böyle çekmişim. ilk şekil 2'deki gibi. E, buradaki AB'nin zemini olan uzaklığı hala değişmiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Değişmiyor. Ve kısa kenar hala 10 birim değil mi? Evet. E, buradaki uzunluk 12 ise e, buradaki uzunluk da 12 birim olacak. Burası 4 birimse buraya ne kaldı? 8. 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden 6 çıktı burası. Bizden ne isteniyor? D üstü noktasının yere uzaklığı 4 birim olduğuna göre şekil 2'deki Hüseyin kara uzunluğu. Şuradaki uzunluk. Hmm. Önceden A noktasının zemine uzaklığı şurası değil miydi arkadaşlar? iz düşümü burasıydı. H noktasıydı. Şimdi buradaki uzaklık şöyle oldu. Şurada bir dikdörtgen çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Yani bizden ne isteniyor? Bakın burası 90 derece olduğundan. 90, 90, 90. Burası da 90 oldu. Dikdörtgen oldu. 6 ise buradaki uzunlukta kaç yapar? 6 yapar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle. Kaçıncı soru? Dördüncü sorunun cevabı böylelikle. Denizli oldu. Geldik 5'e. Aşağıda ABC'de parayel kenarı AF ve EC boyunca kesildiğinde elde edilen 3 parçanın alanı eşit oluyor. Arkadaşlar elde edilen 3 parçanın alanı eşit oluyor. Burası A birim A birim A birim dersek. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Genelde köşegen isimini kolaylaştırır. Ama bu köşegen biraz saçma oluyor. Diğer köşegeni çizersek e, toplam tüm alan kaç A? 3A. Hocam burası 3A bölü 2, 3A bölü 2. Bölü 2 ile uğraşmış oluyoruz. O yüzden bunlara böyle 2A, 2A, 2A dersek şurası 6A olur. İşimiz daha kolay olur. E 6A ise o zaman ne oldu arkadaşlar? Bu 6A ise şurası 2A, burası da 2A, burası da 2A. 6 aysa 3 a 3 a diye iki eş parçaya bölecek. Yani burası a oldu. Hatta burası da a oldu mu? Oldu. A burada ne bulduk? A'ya 2 a. Yani burası k iken burayı ne bulduk? 2 k. Hatta burası da k iken burası ne oldu? 2 k oldu. K'ya 2 k şeklinde oldu. Sonra diyor buna göre diyor paraya kenar B, boyuca e boyunca kesildiğinde artık oranlamayı bulduk ya. Elde edilen büyük parçanın alanı küçük parçanın alanı kaç katı olur diye soruluyor. Alan dağıtacağız arkadaşlar. Hadi bakalım dağıtalım. Hocam şöyle çizdiğimizde K'da kalan A ise 2K'da kalan ya bu sefer B diyelim isterseniz. K'da kalan B ise 2K'da kalan nedir? 2B'dir. Burası 3B ise burası da 3B yapar. Yani burada kalan B iken burası 5B oldu mu? Oldu. Evet. Büyük parçanın alanı küçük parçanın alanının kaç katı olmuş oldu? Bizden 5B bölü B isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 5 çıkar. Yani 5'in sorunun cevabı böylelikle balıkesir oldu. Ve böylelikle ÖSYM tadında sorulardan birincisini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.